Bakalım Mendem, sana bir şey söylemem lazım. Ben Körpenaz'ı çok seviyorum. Hem konuştum da ondan, o da beni çok seviyor biliyor musun? Yani sen anlayacağın, biz Körpenaz'la sevişiyor. Bak oğlum Bülbül, konuştuğun gibi sevişiyor, sen çok uzun sürüyordur ya. Uyan artık oğlum, uyan. Körpenaz beni seviyor, beni. Ne yapsın senin gibi kekemeyi, benim gibi topal dururken ha? Ya tabii yani benden üstün yanlarım olabilir ama bu bizim aşkımız. Senin aklın ermez. Körpenaz'ı sana bırakmayacağım. Bırakacağım. Bırakmayacağım. Hadi işine git Mennan. Hadi işine Mennan. Hiçbir yere gitmiyorum kardeşim. Burası babanın yeri mi ya? Babamın yeri. Hadi Mennan işine. Hadi kardeşim kay kay. Şimdi şöyle oluyor Bülbül Efendi. Hiçbir yere gitmiyorum anladın mı? Yok ya, indirin beni ya, indirin ya. Nasıl gidiyorsun ya Mennan? Hayırlı olsun abi, askere gidiyorsun. Abi hayırlı olsun, yıllardan beri beklediğin o çağrı kağıdı sonunda geldi abi. Askersin artık. Yani nasıl olur arkadaşlar, bu imkansız ya. Benim ayağım kısa. Bak, duydunuz mu arkadaşlar? Olur mu Mennan? Artık senin bir ayağının diğer ayağından kısa olması askerlik yapmak için bir engel değil. Seni geri hizmette kullanacaklar. Defans oynatacaklarmış abi. Stoper. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Yanlış anlamadıysan şimdi Mennan askere mi gidecek? Allah hayırlı uğurlu olsun aslan kardeşim. Dur kaldım kaldım. Vatanı koruyacağız. Devam edeceğiz. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Durun. Körpenaz olacak ya. Merak etme. Çok güvenilir ellerde olacak. Ya ben askere gitmesem olma mı ya? Olma Mennem, olma. Bu vatani görev abi. Her Türk genci yapmak zorunda bunu. Mennem, vatan seni göreve çağırıyor. Ama Körpenaz. Körpenaz da benim olacak. Gel. Ne var, ne oldu? Çatlak kiremit. Vedalaşmaya geldim abi. Vedalaşmaya mı? Hayrola, amansız bir hastalığa falan mı yakalandın yoksa? Şimdi şöyle oluyor abim. Beni askere alıyorlar ya. Askere mi? Peki bu halinde seni alıyorlar mı askere? Öyleydi ama bu engel sayılmıyormuş abim ya. Beni geri hizmete verdiler. Madem vatan borcu, yapacaksın Mennan. Ben vatan borcu için ağlamıyorum abim. Ben sizden ayrılacağım diye ağlıyorum vallahi ya. Üzülme Mennan, sayılı gün çabuk geçer. Vatan borcu biter bitmez. Sütler kaymak tutar tutmaz. Dönerim inşallah. Merak etme Mennan. Askerliğin bitince seni işe geri alacağım. Şimdi gönül rahatlığıyla aslanlar gibi askerliğini yap. Ben şimdi sizden başkasına nasıl komutanım, amirim diyeceğim ya. Size çok alışmışım. Ben de sana alıştım Mennan. Ya ben kime aptal herif, sersem kafalı, zerzek diyeceğim? İstediğiniz zaman birliğimi arayıp bana söyleyebilirsiniz amirim. Sağ ol Mennan, sağ ol. Hadi yolun açık olsun, selametle. Üstadız biz, üstad. Atırın. Bu dersiniz boşmuş, onun için yetişemediğim dersimi yapmaya geldim. Öğretmenim,
İyi numaraydı vallahi. Ne numarası? Numarası. Şaka. Şakalar, espri. Bir Nisanlı öğretmenim. Bizden kaçar mı? Şaka mı yapıyormuşuz biz? Ya öğretmenim kusura bakmayın ama yemedik numarayı. Yani lütfen ısrar etmeyin. Gel. Afet öğretmenim, ben vedalaşmaya geldim. Daha bir şey belli değil ki. Nasıl belli değil Afet öğretmenim? Celp geldi. Yani beni askere alıyorlar. Menan, ay baba, önümüzde asker göründü. Görev yeriniz Dağlık Karabay, ziyade taburu Popçu Tugay'dır. Eyvallah, doğru. Sen askere falan gitmiyorsun yavrum. Bazıları eşek şakası yapmışlar. Ne yani, şimdi beni asker almıyorlar mı Afet öğretmenim? Almıyorlar Menan, görevinin başına dönebilirsin. Allah razı olsun Afet öğretmenim, sağ olsun güzel. Kim yaptı bu eşek şakasını? Kim yaptı bu eşek şakasını? Vallahi proje sahibi Ortega'nın da öğretmenim. Evet, Ortega'nın da. Ah! Benimle ne alakası var? Benim projeyle hiçbir alakam yok öğretmenim. Beni pis işlerine karıştıran kendisidir. Bir dakika, bir dakika. O zarfı kim verdi benim lan? Zarfı kim verdi? Söyle bakayım. Ben mi verdim? Ben zarfı vermedim öğretmenim ya. Bir de o kadar yıllık arkadaşım olacaksın ya. Öğretmenim, ha lafa bak ya. Hem zarfı veriyor hem de benim üstüme atıyor. Kesin soytaralı. Kesin soytaralı. Siz ikiniz dışarıya çıkın. İkimiz derken öğretmenim... Evet Sedat ve senden söz ediyorum. Dışarıya çıkıyorsunuz ve bundan sonra benim hiçbir dersime girmiyorsunuz. Bir insan ile şakalar devam ediyor ya. Çok iyi yaparım. Size öyle geliyor, dışarıya çıkın. Söz. Biz burada iyiydik, ben de iyiyim burada. Biz çıkıyoruz. İyi miydi abi? Arkadaşlar. Şakaydı değil mi? Bir Nisan değil mi? Değil. Çıkalım. İyi dersen. Pencerelerden hava girmesin diye aldığım sünger şerit bantlardan toparladım. Bana da çok şeker ettik şerefsizim. Yani biraz cüzi bir şey oldu ama Allah bereket versin. Abirim. Lan içeri girerken kapıyı vurdun mu sen? Vurmadım amirim. Git vur gel o zaman. Baş üstüne amirim. Gel. Abirim, müjdemi isterim abirim. Ben askere gitmiyormuşum abirim ya. Nisan 1'e kurban gitmişim ben ya. Peki hemen bundan bana ne? Şey yani abirim, yerimi doldurmakta zorluk çekmeşsiniz abirim. Geri geldim. Bu okulda sizden sonra kim geliyor? Tabii ki ben geliyorum. Değil mi abirim? Bitti mi? Bitti. Hadi işine başına. Başın amirim. Vallahi Afet öğretmen de olmasa az daha askere gidiyordum abirim ya. Afet öğretmen mi? Nerede gördün sen onu? Sınıfta ders veriyordu abirim ya. Bunu daha önce neden söylemedin zerzek herif? Zerzek amirim. Bu fak sayesinde bundan sonra ders mers veremez. Hiç merak etme Menan. Yürü gidiyoruz. Yürü amirim.